Irak orada bir takım işler yapmak isteyenler için bulunmaz bir yer. Evet, özellikle de bence gençlerin çok ilgisini çekebileceği için, bir yer olduğunu düşünüyorum. Bu arada Nezer'in üzerindeki mesela geçen gün o karı sormuştum. Sonra evde düşündüm. Aralık ayı olduğu için hani 1 Aralık olduğu için tabii benim aklıma kar falan geldi ama Nezer'in kaybolduğu günkü kıyafetlerine bakarsanız hava demek ki sıcak. Çünkü çocuğun üzerinde mont falan yok. Yani çocuk üzerine basit bir tişört üzerinde de... Songuz ayıydı hocam. Songuz ayıydı. Ne? Songuz ayıydı. Sıcaktı hava, ılıktı. Songuz ayı. Songuz ayı yani sonbaharın son ayı diyor. Yani kızın kıyafetlerine baktığımız zaman hani var işte kaza falan da fotoğraflarından var ama kızın kıyafeti gayet bir bahar havasında üzerine bir tişört. Bir Aralık'ta bir... diyorsunuz kayboldu. Sonbahar. Bir Aralık. O zaman kar yağmadıydı ki. Hayır kış yani başlıyor. Sıcak demek ki hava. Yani demek ki orada kış mevsimi başlamamış. Ya burada bile bilmiyorsunuz bir hafta kar yağıyor. Evet, mevsimler Allah mevsimler Allah bullak. 30 derece yani. Bugün hava sıcakmış. Şu son bir ayımıza baktığımız zaman Mayıs ayı bitecek daha 3 gün oldu havalar ısınalı. Ama arada da oldu bir yani insanlar hep hasta. Evet. Neden hep şeyde yani değil mi? Ama o gün hava sıcakmış yani o gün her yere gidilebilecek bir durum. Evet evet. Yani orada kar kış soğuk falan olmadı yani oraya götürülüp. Maalesef hani öldürülmesi için güzel bir sıcakmış, yer seçilmiş. Ama şu önemli, Nezen oraya bir arabayla gitmiş. Burası bir yere kadar arabayla gidilebilecek bir yer. Nezen'in bulunduğu noktadan yürüyerek gidilmesi mümkün değil. Araba ya da motor olabilir. Ya da başka bunları özellikle söylüyorum. Araba olabilir, motosiklet olabilir. Oralarda o dönemde 1 Aralık günü kimi gördüğünü izleyicilerimiz, çobanlarımız demek ki bunlar bu kıyafetteyse çobanlar da hala otlatıyor olabilir ineğini, koyununu her neyse. Dikkatini çeken bir şey varsa bence bunu paylaşmalı. Evet tabii ki Nezen'in adli tıptaki çalışmaları devam ediyor. Ama öncesinde zaten polisin ulaştığı da bulgular var ama vatandaşlarımızın desteği de çok önemli. Bir cümle ilave edeyim. Tabii biz reklamdan sonraydın. Peki daha reklamdan sonra yakalsın. Tamam. Ömer Bilmez 35 yaşında 17 Nisan'dan bu yana kayıp. Pendik Velibaba'dan kaybolmuş. Şizofren rahatsızlığı varmış kendisinde. İki ayağında da aksama var. Kaybolduğu gün üstünde mavi kısa kollu tişört ve siyah eşofman var. Konuşamıyor. Görene görsü bana getirsin. Tostun tadı çaysız çıkmaz. Arkam benim. Önce bir kaç damla yaş. Sokakta oynayan son çocukların dizisi 90'lar çok yakında ATV'de. Balayına çıksam, dünyayı gezip dolaşsam. Şu kıyıda bir evim olsa, babam bana midilli alsa. Kapıda yepyeni araba, İdamam da nerede bara? Kredi Deniz'den 32.80, 32.80 Kredi Deniz'den. Tüm ihtiyaçlarınıza uygun kredi çözümleri için siz de denize girin. Çünkü hayat denizde güzel. Enway ürünlerine güveniyoruz. Çünkü kendimiz de kullanıyoruz. Enway uzmanları tohumdan tablete, Nutriway ürünlerinin üretim sürecini kontrol ediyor. Nutriway, daha zinde bir yaşam için. Enway'e güveniyoruz ve rahatlıkla tavsiye ediyoruz. Bu bizim aile işimiz. Enway, siz de deneyin. Denizden bahar müjdesi. Ön onaylı değil, kesin onaylı kredi. Nüfus cüzdanına gel, kredini hemen kullan. 85 liradan başlayan taksitlerle kefilsiz evraksız cebimde kredi için kredim yaz. TC kimlik numaranı 32.80'e gönder. Kredi cevabın cebine gelsin. Her derde deva. Kredi Deniz'den 32.80, 32.80 Kredi Deniz'den. Hazır mıyız? Başla. Geniş yüzeylerdeki kirleri ovalamaya stop. Yeni Slitbank aktif köpük. Türkiye'de bir ilk. Ekstra geniş püskürtme açısı ve kirlere tutunan köpük formülüyle en fazla alanı en az zahmetle temizlersiniz.
Durulayın yeter. Yeni Splitbank aktif köpük. En fazla sprey alanı, en az zahmet. Sonfi konfor paketleriyle panjurlarınız ister tek bir dokunuşla, ister güneşe ve zamana göre otomatik olarak ayarlansın. Sonfi motorlu panjur sistemleri. Elektrik borcum ne gelmiş? Gecikmiş telefon faturam ne kadar? Kim bilir? 80 bilir. Doğalgaz, su, elektrik, telefon, bütün faturalar için hemen ara, hemen öğren. 118-80-80. Hastalar her gün tükettikleri yiyecek ve içeceklerin asit aşındırması neden olduğunu öğrenince çok şaşırıyorlar. Asit içeren meyveler, meyve suları ve salata sosları diş minesini yumuşatabilir ve aşındırabilir. Hastalarıma Pronamel öneriyorum. Pronamel, dişlerimizin asit aşındırmasının etkilerine karşı korunmasında ve en iyi şekilde görünmesinde yardımcı olur. Finish Quantum'dan bulaşık dünyasını tamamen değiştirecek ve bulaşıklarınızda üstün temizlik sağlayacak bir yenilik. Oxi çamaşır sulu güçlendirilmiş yeni Finish Quantum. İçindeki Oxi çamaşır suyu sayesinde en zorlu bulaşıklar bile tertemiz, mis gibi olacak ve içiniz rahat edecek. Finish'in en iyisi yeni Oxi çamaşır sulu Finish Quantum. Bulaşıklarınız parlak, içiniz rahat. Kaçıralım Ramazan'ı, kaçıralım. Ali bas gaz, Ali. Bu adam nasıl kaçar? Belasını versin. Nereye götürüyorlar seni? Allah beni affetmez, biliyorum. Yeter ki kızım affetsin beni. Başka bir şey istemem. Halkbank'tan 75. yıl hediyesi. Siz de 0.57'den başlayan faizli Halk Günü kredileriyle ihtiyaçlarınızı karşılayın. Hayalleriniz gerçek olsun. İsteyin yeter. Halkbank. Cipslerinizi yaptınız. Bakalım Türkiye'nin cipsi. ...81.51'e tarafınızı ve kişisel bilgilerinizi mesaj atıp oyunuzu verin. Çekilişle son model Porsche Cayman kazanın. İster binip gezin, ister satıp çatır çatır parasını yiyin. Toplam ödül 500 bin lira değerli. Yürüyün Doritos Akademikoma. Oğullarımla ben güneşin keyfini çıkarmayı seviyoruz. Ama çamaşırlar sevmiyor. Çünkü kokularını kaybediyorlar. Artık bunun için bir çözüm buldum. Yeni Vernel Max'ı keşfettim. Isıya dayanıklı ferahlık incileri harika bir koku yayıyor. Üstelik çamaşırlarınızı dışarıda kurutsanız bile her gün harika bir ferahlık yaymaya devam ediyor. Hem de 7 güne kadar. Deneyin, siz de bu ferahlığı seveceksiniz. Yeni Vernel Max, Vernel'in sevdikleriniz için en iyisi. 1955'ten bugüne Tamek tam 200 milyon şişe ketçap üretti. Ve 390 bin gömlek o ketçaplarla lekelendi. Meşhur salçamızdan 550 milyon teneke üretildi. 124 bin tenekeye en güzel çiçekler sevgiyle dikildi. Herkes için bir Tamek lezzeti var. Tamek'se koy sepete. Bu pis suda çamaşırlarınızı yıkar mısınız hanımlar? Her yıkamadan sonra bir sonraki yıkamaya kadar makinenizin dibinde böyle kirli bir su kalır. Şu kire bakın. Seher Hanım, makineniz dışarıdan temiz görünüyor ama içi kirliymiş. İçine bir de buradan bakalım. Yeni Kalgon ikisi bir arada kireci önler. Üstelik kirlerin birikmesini engelleyerek makinenizi temiz tutar. Tıpkı Gül Hanım'ın makinesi gibi. Her yıkamada Yeni Kalgon ikisi bir arada kullanın. Çünkü temiz makine temiz çamaşırlar demek. Nutella. Özenle seçilmiş malzemelerle hazırlanmış benzersiz bir tarif. Karadeniz'in fındıkları, nefis kakao ve 60 yıllık deneyim. Nutella, kahvaltının yıldızı. Yeni cam sil, iz bırakmadan pırıl pırıl parlatır. Yatak var, yataş var. Şimdi yataş eski yatağınızı evinizden alıyor, dilediğiniz yataş yatakla %25'e varan indirimle değiştiriyor. Üstelik World'e özel 12 taksitle şimdi alın, ödemeye Ekim'de başlayın. Yataş.
Avea InTouch 2, 4 inç geniş ekran, 5 megapiksel kamera ve Android işletim sistemiyle bir akıllı telefondan istediğiniz her şeye sahip. Üstelik peşin fiyatına 449 liraya veya tarifenize ek avantajlı fiyatlarla Avea bayilerinde. Esad ülkemize terör eylemleri yaparak müttefiklerine gücünü ispat etmek derdinde. Bunlar bizim sınırlarımızı iyi biliyorlar. Ama sabrımızın sınırlarını unutmuşlar. Gözün arkada kalmasın. Bütün heyeti arkandan göndereceğim. Boyaz'ı öldürmediğim her saniye bana dert. Sucuğunuzu kendiniz yapın. Ne yediğinizi bilin. Arkam benim. Nevşehir'de bir tarlada bir kadın cesedi bulundu. Maalesef nezene aitmiş. Ya bu cani insanlar nasıl uyuyor? Bu nasıl bir insanlar? Nasıl vicdansızlık ya? Nezen görmemesi gereken bir olaya şahit olup bunu dillendireceği korkusuyla da yine öldürülmüş olabilir. Üçüncü bir seçenek tabii daha var. Hiç ummadığımız bir şekilde herhangi bir kıskançlık vesaireyle de öldürülmüş olabilir. 13 yaşındaki bir çocuktan kim ne ister? Buyurun Rami. Evet, ben şunu diyecektim. Yani tahkikatı yürüten emniyet birimleri ve jandarma birimleri mutlaka dikkate almıştır. Emniyet birimlerinden ziyade ilgi gösterecek izleyicilerimizi, seyircilerimizi kastederek onlara hitap etmek istiyorum. Biz buradaki konuşmalarımızı sanki olay bu cesedin bulunduğu yerde cereyan etmiş, orada öldürülme olayı olmuş varsayımıyla hareket ediyoruz. Tabii bunun dışında olayın bir başka yerde işlenip oraya cesedin taşınma ihtimalinin de zayıf da olsa, çok zayıf da olsa o ihtimali de dikkate alarak izleyicilerimizin o bakımdan başka bir yerde, olay dışındaki başka bir yerde bize bilgi olarak verebilecekleri bir konu olursa bu konuda da lütfen dikkate almaları için uyarıda bulunmak istedim. Teşekkür ederim. Yani orası öyle sırtlanıp... Zayıf bir ihtimal de olsa aklıma geleni söylemek istedim. Yani yüksek ihtimalle hem de kaybolduğu... Orada %80 orada. Evet, ben de o görüşteyim. Yok, %80 değil %99. Yani ben çok zayıf ihtimallerin de dikkatten kaçmaması gerektiği düşüncesiyle bunu söylemeye çalıştım. Ve yine yüksek ihtimalle oraya... Bir şekilde tabii ki tehditle de olabilir, gönül rızasıyla da olabilir ama evet, kendi ayaklarıyla... Evet. Orada olduğu yürüye, çok daha büyük bir ihtimal tabii, haklısınız. Orada da hani biz bilmiyoruz dedi o çattaki çocuklar ama Emine Hanım da herkes de bilir, o yöredeki insanlar nefesim, bilir, ben bile tanıdım. Benim görüşüm bilmesi lazım. Benim görüşüm bilmesi lazım. Bilmesi lazım. Bilmesi lazım. Şimdi o bilmiyorum denilmeyi anlayabiliyoruz. Bilse de... Bilmiyorum demek diyecek durumunda. Ama bilmemek, olaya bulaşmamak için. Bilmemek şu anda da değil. Farkındaysanız bütün konuştuğumuz kişiler değil mi? Sana da söylüyordu herhalde kimle görüştüğünü falan. O söylenen insanlar da yok. Az ben benim Melahat ablama söylerim. Ha sen söylersin diye sana anlatmıyor. O yüzden diğer iki komşuya anlatıyor. Komşumun kızı da bir hata yaptı. Hemen vardım annesine uyardım. En azından annesine söylemesini de söyledim. Doğru olan bu. Ama tabii bütün bu konuşmaları yaparken de Nezen'in daha hiç bu kayıp olayı yokken bir gece evvel komşusuna ben ertesi gün Mehmet Atak'la buluşacağım demesini de unutmamak lazım. O gün niye gelip bu doğru da olsa unutmamak lazım. Eğer bu yanlış bir bilgiyse yine unutmamak lazım. Tabii. Eğer ya doğru bilgiyse, yanlış. Nezenle ilgiliyse ya doğru ya yanlış işten bakacaksınız. Hayır, o anlamda söylemiyorum. Doğru bir bilgiyse Mehmet'le buluşması lazım. Evet. Eğer bunu söyleyen kişi doğru söylemiyorsa neden doğru söylemediğine bakmak lazım. Onu yani iki hikmetten biri. O zaman çünkü... bu iddiayı ortaya atan kişinin hangi gayeyle yanlış bir bilgiyi ortaya attığı konusu üzerinde durmak evet, lazım. O zaman öyle bakılır. Evet. Ama ben hani hep bu zamana kadar böyle hani kıskançlık, hamilelik vesaire dedim ama çocuğun yaşı ve gece dışarı çıktığı
ihtimalinin benim en azından yüreğimde fazla olmasından dolayı evet. Ben bu çocuk gece dışarı çıktığında bir şeye şahit oldu mu? Görmemesi gereken bir şeyi görmüş olabilir mi ihtimalini de bir de şey yine bir yere koyuyorum. O da varsayımlarından bir tanesi.